Arkadaşlar merhabalar. Yeni bir kamu çaldık. Dostlar. Daiwa Legalis. RF244. 1012 hatarlı dostlar. Bunu şimdi okumacayım var. Şöyle bir 20'lik makinem var. Arkadaşlar 1012 hatarı var. LRF kamışı. Bundan bir ikisini bir kombinledik. Ve yeni aldık. Bir bakalım arkadaşlar bunlara. Ondan sonra biraz atış yapalım. Fiyatını, performansını anlatırım. Dostlarım. Evet arkadaşlar, kamışımız iki parça. Evet arkadaşlar. Şöyle İlk parçası dostlar, şu şekil. Güzel bir tutma kolu var dostlar, şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle arkadaşlar, ikinci parçası da çıkaralım. Arkadaşlar ikinci parçası gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 halkası var. Bir de burada var 8 dostlar. Şöyle. Şimdi buna bir makineyi takayım. Dostlar. Daha sonra bir atışlarımıza başlarız. Arkadaşlar çok şık bir tasarımı var. Sap kısmı, tutamacı, şu elimize aldığımız yerler. Gerçekten çok güzel. 1.12 ama arkadaşlar çok tatmin edici. Gerçekten arkadaşlar kamışı beğendim. Evet, aksiyon vermesi gayet güzel dostlar. Evet arkadaşlar, ben bunu kaça aldım? Bugün geldi, bu teslim oldu. Daiwa Legalis RF244 1.12 hatarlı dostlar. Arkadaşlar 2200 liraya aldım. 6 taksit yaptım vade farksız. Levrek için bunu kullanıyoruz dostlar. Yedek kapalı olduğu için bu makine, arkadaşlar yedek kafasında şey var, 0-10 var, Seahorse'un. Oo arkadaşlar, gayet başarılı. Yani elim gerçekten güzel dostlar.
Şimdi bunu bir çıkaralım. Büyük bir sahte. Şöyle. Bunu bir deneyelim bakalım. Değişik gramajları kullanmak için. Şöyle arkadaşlar. Elime bakıyoruz. İyi, güzel, gayet güzel. Evet arkadaşlar, güzel, başarılı. Bu da güzel. Arkadaşlar, yani bunda 15 gramı, 16 gramı geçmemek lazım. Yani atar değerlerine arkadaşlar dikkat etmekte fayda var. Yani 15-16'da zarar vermez ama atmamak lazım dostlar. Atar değeri 1-12, ona göre değerlendirmek lazım. Eğer daha büyük ağırlıkta rapala deneyeceksek dostlar, 10-30 kamışlar var, 10-40 kamışlar var, onlarla denememiz lazım.